Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbim Celle Celaluhu Bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin Bu güzel mekanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın medar iftiharı olan Kur'an hizmetlerinin yine medar iftiharı olan, her birimizin de gözümüzün bebeği olan böyle bir müessesenin açılışında, hizmete başlayışında burada gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştirmekte olduğumuz ilk mütevelli toplantımızı Rabbim bereketlere vesile eylesin. Her şey hayalle başlar denir de ya buranın temellerini atarken hatta temellerini atmadan önce küçük çekmecenin eski müftüsü Cemalettin Bal Hoca Efendi böyle bir alan var. Bu alanı biz başkanlık olarak yapamayız. Ama ilk seç vakfı olarak sizin yapacağınıza yaptığım araştırma ile inanıyorum ve güveniyorum. Böyle güzel dillere destan bir müessese yaparsınız diye inanıyoruz ve bunu size teklif ediyorum dedi. O günlerde konuştuğumuz şu kalitede, bu kalitede, şu güzellikte, bu güzellikte, bu büyüklükte diye konuştuğumuz, e, hayal olarak düşündüğümüz şeylerin bugün gerçek olduğunu görüyoruz. Bu gerçekleri bize gösteren Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler olsun. İstanbul'umuzda hele küçük çekmecede böyle bir lokasyonda önü daima açık bulunduğu mekan gayet e, hizmet ve eğitim noktasında mükemmel olan böyle bir müesseseyi Kur'an hizmetlerine kazandırmak gerçekten büyük bir şereftir. Allah Celle Celaluhu bu şereften her birimize bir şekilde nasip etmiştir. Bu da Allahu Teala'nın bu kulları sevdiğinin bir alameti farikasıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevdi, sevdiği zaman hayırlı işlerle onu meşgul eder. Güzel işler ona nasip eder. Yarın ahirette amel defterine yansıyacak güzel şeyler ona nasip eder. Onun için dualarımızda Ya Rabbi bizi iyi insanlarla buluştur. Ya Rabbi bizi iyi işlerle meşgul et. Ya Rabbi bizi iyi düşüncelerle düşünen, Hayatını hayalini süsleyenlerden eyle diye dua ederiz. İyilerle beraber olmak, iyi işlerle meşgul olmak bunlar Cenab-ı Hakk'ın dostlarına ikramı kabul edilir. Dolayısıyla e, bu müessesenin bu günlere gelmesinde veya diğer müesseselerimizin bu noktaya gelmesinde öyle veya böyle katkısı olan kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'ın bu büyük bir lütfudur bizim ikramımız, bizim iyiliğimiz değil, Cenab-ı Hakk'ın bizi bu işe kabul etmesi fazlu keremidir gözüyle bakmamız lazım. Yani Allahu Teala'ya sonsuz şükürler olsun ki böyle bir hizmetin bir tuğlası, iki tuğlası beni kılmıştır. Bu gözle bakarsak doğru değerlendirmiş oluruz, daha doğru değerlendirmiş oluruz. Çünkü hiçbir kimse allah Teala'dan aldığından başkasını vermemiştir. Her verdiğimizi Allah'ın bize verdiği nimetlerden bir parçasını vermişizdir. Onu verdirme şerefini Allah bizlere ihsan etmiştir. Bu bizim için bir şereftir. O sevgiyi, o ilgiyi kalbimize koyması ayrı bir şereftir bizim için. Bu gözle bakıyoruz. Dolayısıyla bu hizmetlerin içerisinde, hiçbirimiz amir değil, her birimiz hadimiz, hizmetçiyiz. Kur'an'a hizmetçiyiz, Allah'ın dinine hizmetçiyiz. Kur'an okuyan talebelere hizmetçiyiz. Bu vesileyle böyle bir şerefi Cenab-ı Hak bizlere, burada olmayan birçok dostumuza, belki isimlerini hatırlayamadığımız toprağın altında olan birçok kardeşimize Rabbimiz elhamdülillah nasip etmiştir. Bu nimet öyle bir nimettir ki kıyamet sabahına kadar daha niceleri yüz binlerce insan bu nimetten istifade edecektir. Çünkü talebe sirkülasyonu devam ediyorsa bir yerde okuyan insanlar varsa hele hele 500 civarında yatılı öğrencinin olduğu bir yer ayakta durabilmesi için daima Allah'ın arsan kullarına ihtiyaç vardır. Nice insanları Allah bugüne kadar şereflendirdiği gibi bugünden sonra da şereflendirecektir. Burası bizim için, burası ümmeti Muhammed için büyük bir gelir kapısıdır. Manevi gelir kapısıdır. Buraya her koşan, bu hizmetlere her koşan insan ciddi manada bir ahiret sermayesine koşmuş oluyor demektir. Şöyle bir düşünelim. 400 tane öğrenci olduğunu, 400 tane öğrenci birer sayfa okusa, birer dakika sürer bu öğrencilerin bir sayfa okuması bir dakikada 400 sayfa okunmuş oluyor demektir. Dolayısıyla bunların sabahtan akşama kadar okuduğu Kur'anlar, kıldığı namazlar, yaptıkları secdeler ve amin dedikleri dualar her birisinin içerisinde nasibi olmak gerçekten bir ayrıcalık değil midir? Gerçekten bu bir ayrıcalıktır. Ki bu biz ölürüz ama bu müesseseler devam eder. Öldükten sonra da biz bu paydan nasibimizi almış oluruz. Bu vesileyle ahirete intikal etmiş olan hayır sahiplerine Rabbim gar rahmetler eylesin diyorum. Evet. Hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyetler, huzurlu yuvalar, hayırlı nesiller, ehli Kur'an nesiller, damatlar, gelinler nasip eylesin. Evet. Ve Rabbim Celle Celaluhu hem dünyada hem ahirette yüzümüzü ak ah edecek. Oh be! İyi ki böyle yaptım dememize vesile olacak iyiliklere ve güzelliklere son nefesimize kadar bizleri muvaffak eylesin diyorum. Kıymetli dostlar bugün çok fazla uzatmadan e, buradaki mutluluğu siz kardeşlerimizle ilk paylaşırken bir hadisi şerifi bildiğiniz bir hadisi şerifi müzakere ederek inşallah noktalayacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki اِذَا مَا تَبْنُ آدَمْ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ İnsanoğlu fanidir. Bir gün ölecektir. Dün 13 yaşında bir yavrumuzun cenazesine katıldık. E bugün mütevellideki Kemal Efendi kardeşimizin annesinin cenazesine katıldık. Mezarlıklar Müdürlüğü her gün çalışıyor. Çocuk, orta yaş, efendim ileri yaştaki insanlar hiç hastalığı olmadan tak Azrail Aleyhisselam'ın fişini çekip yekten ölen insanların hastanelerde beklediği ve evinde hasta olarak beklediği halde ölümle karşılaşan insanlarla mezarlıklar müdürlüğü her gün sirkülasyon yapıyor. Elbette yağmur yağar süze süze bugün bize yarın size hesabı bir gün bu nöbet bize de gelmiş olacak. İnsanoğlu yaşar. Yaşarken her türlü imkanı vardır. Cenneti de kazanır, cehennemi de kazanır, dünyayı da kazanır, ahireti de kazanır. Ve hedeynahu necdeyn. İnsanoğlunu biri cennete giren, birisi de cehenneme doğru varan iki caddenin kavşağına koyduk. Ve dedik ki burası cennete gider, burası cehenneme gider. Peygamberlerle bunu açıkladık, beyan ettik. Dolayısıyla artık insan bu yolların başında kendilerine rehberlik yapan ya peygamberlerin alâ nebiyyine ve aleyhim salavat ve teslimat talimatına, tavsiyelerine uyarak cennete doğru koşmuş olur veya cehenneme davet eden şeytanın davetine icabet ederek o tarafa koşmuş olur. Sonuçta Son nefesimizi teslim edinceye kadar ömrümüzde istediğimiz ameli yapmak bize aittir. İrademizle gerçekleştiririz. Hazreti Ali Efendimizin ifadesiyle bu dünyada amel var, hesap yok demişti. Yani insan iş yapıyor, isteyen iyilik yapıyor, isteyen kötülük yapıyor. Burada hesap yok. Ama yarın hesap var, amel yok. Yani Ölüm gerçekleştikten sonra yapacak hiçbir şey yok. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Dilimizde çalışmaz oluyor. Onun için bir mümin ne kadar hasta olursa olsun, ne kadar darda olursa olsun, Allah'ım canımı al dememeli. Niçin canımı al dememeli? Hayatımı sonlandır dememeli. Neden? Çünkü müminin her nefesi cennette köşkler kazanmasına vesile olabilecek zenginliklerle doludur. Hani Subhanallahi ve bihamdihi. Bakın sadece bu kadar. Subhanallahi ve bihamdihi. Samimiyetle söylendiği zaman yerle gök arasını dolduracak sevabı vardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi yerle gök arasını dolduracak bir sevap bir Subhanallahi ve bihamdihi ile oluyorsa müminin her nefesi Dolayısıyla büyük bir nimettir. Peki mümin uyanık değilse, nefeslerini değerlendirme imkanına sahip değilse, bunun bir an önce ölmesi mi? Hayır, ölünce de tevbe şansı kalmıyor. Onun nefes alıp vermesi asi de olsa belki tevbe edebilir. Tevbe etme ihtimali hala vardır. Tevbe ederse ne olur? Tevbe geçmiş günahları siler, götürür. Bu ihtimal olduğundan dolayı bir müminin ölümü arzu etmesi ister ekonomik sıkıntılarla ister sağlık sıkıntılarıyla doğru değildir. Çok darda kalıp ölümü arzu etmek isteyen insana bir kapı açıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve buyuruyor ki eğer illa ölümü isteyecekseniz o zaman Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvarın. Allah'ım ölüm benim için hayırlı ise ölüm nasibeyle, yaşamak benim için hayırlı ise bana sağlık, sahat, ömür nasip eyle diye dua etsin diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Demek ki Allah'ım canımı al bu yok yani. Çok darda kalsak söyleyeceğimiz şey nedir? Allah'ım yaşamak benim için hayırlı ise bana ömür ver, ömrüme bereket ver, sağlık, afiyet ver. Ölüm benim için hayırlı ise bana ölümü nasip eyle. Bu şekilde dua etmek lazım. Peki kıymetli dostlar ömür devam ediyor. Fakat bir gün gelecek ki insanoğlu fişi çekilecek. Artık gören görgü, göz görmez olacak. Yürüyen ayak yürümez olacak. Tutan eller tutmaz olacak. Konuşan diller konuşmaz olacak. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Kıyamet suresinde bu gerçeği şöyle anlatır. Ucûhun yevme idin nâzıretun ilâ rabbihâ nâzırah ve ucûhun yevme idin bâsiretun tebûnnu en yuf'ale bihâ fâkırah Kella, kullarım şu gerçeği bir düşünün. İzâ belevatit terâkîh Siz böyle yere uzanacaksınız. İster yatakta olun, ister halın üzerinde olur. Azrail aleyhisselam gelecek. Ayak parmak uçlarınızdan canınızı almaya başlayacak. Ve canınız dizlerinize kadar alınacak. Biraz sonra belinize kadar alınacak. Biraz sonra göğüs kafeslerine kadar gelecek. Kelle izâ Artık can hulukuma geldi bu taraftan perde kalktı, öbür taraftan perde açıldı. Artık dünya ile bağlantımız kesildi. Konuşacak, söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Öbür taraftan yolculukla ilgili perde açıldı, kapı açıldı, işte gidiyorsun. وَقِيلَ مَنْ rak. Sağınızdaki, solunuzdakiler hayati ciddiyetinizi görünce kim, kim bunların imdadına bu Ölüm döşeğindeki hastanın imdadına koşabilir. Hangi doktor? Hangi okuyucu? Ne yapsak? Diye etraftakiler konuşmaya başladığı zaman vakilemen Peki ne olacak şimdi? Walteffetisak ubisak. Artık nefes alma işi bitti. Nabız yoklandı, nabız sıfır. Ambulans gelse ne olacak ki? Başkası gelsene olacak ki nabız bitti. Azrail Aleyhisselam'ın parmak uçlarından başladığı yolculuk ve kafadan çıktı artık. Bedende bir şey kalmadı. Artık yeni yeni bedenden ayrılan can sebebiyle vücutta bir sıcaklık var. Bu sıcaklık son sıcaklık. Yavaş yavaş soğuyacak. Waltafatis sak bisak. Ne yapalım? ayaklarını bağlayalım. Parmak uçlarından bağlayalım. Çünkü şimdi sıcaktır. Ayaklar böyle yana yatmıştır. Eğer soğursa ayaklar böyle kalır. Sonra kefenin içerisinde koymak zor olur. Ne yapalım? Parmak uçlarından bağlayalım. Ayaklar bağlanır. E başka? vücut şimdi sıcaktır. Ağzı açılır. Ağzı açıkken beden soğursa açık kalır bir daha kapatamaz. Çirkin bir manzara olur. Öyleyse çenesiyle kafasının üzerinden bir bezle beraber ağzı bağlanır. Yolculuk işte bu. E beden sıcaktır. Gözleri açıksa beden soğuduktan sonra gözleri kapanmaz ki. Öyleyse ne yapalım? Gözlerini de kapatalım. Gözleri kapanır, çenesi bağlanır, ayakları bağlanır. Eller esas duruşa getirilir sağına soluna esas duruşa getirilir. Ve ne olur ne olmaz şişmesin diye bir de karnının üzerinde bıçak gibi, demir gibi bir şey konur. Artık bütün yolculuklar, bütün hareketler mezar için bir hazırlıktır. Gözleri açık kalmasın. Efendim çenesi açık kalmasın, elleri sağlı sollu kalmasın, esas duruşta kalsın, ayakları açık kalmasın, bağlansın diye tepeden tırnağa kadar bağlıyorlar. Ayaklar bağlı, çene bağlı, gözler kapalı. Bir de kurbanlık gibi göbeğimizin üzerine bir de bıçak koyuyorlar. Şişmesin diye işte bir yolculuk. Kelle ida belagatit teraqi ve men raq ve zanne ennehu'l firak. Etrafındakiler konuşuyor ruh çıkarken. Ambulans çağıralım, 102'yi arayalım, şunu arayalım, bunu arayalım. Ama vallahi firak. Kendisi anlıyor ki Abbas yolcu bu iş bitti. Kimi çağırırlarsa çağırsın çünkü perde kapandı, perde açıldı. Peki nedir bu bir hareket var ortada? İla rabbike Masaq Artık bir sevkiyat başlamıştır. Bu daireden çıkacak bu. Bu odadan çıkacak bu götürülecek sevkiyat başlamıştır. Peki nereye götürülecek? İla Rabbik. Rabbine götürülüyorsun işte. Bu hareketler seni oğlundan, kızından, evinden, işinden, eşinden, yatağından, sahip olduğun zannettiğin bütün değerlerden uzaklaştırıyor. Bize ait olmayan bir taput getiriyorlar bize ait olmayan, mülkiyeti bize ait olmayan bir taputa koyuyorlar. O taputun içerisinde dün başkası vardı. Düne kadar başkaları vardı, yarın senden sonra da başkası olacak. Neticede taputun içerisine koyup evden çıkarıyorlar. Bir çıkış ki geriye dönüşü yoktur. Ne yatağı bir daha kullanabileceğiz, ne mutfağı bir daha kullanabileceğiz, ne koltukları bir daha kullanabileceğiz, ne seccademizi, ne tesbihimizi bir daha kullanabileceğiz. Taputla beraber yolculuk başlıyor. Farklı farklı arabalarla, uçaklarla yolculuk yapıyorduk ama şimdi yeşil bir arabayla yolculuk başlıyor. Taputu arabaya koyuyoruz. Yolculuk doğru Morka. Veya kasilhaneye, kasilhanede kefenlenme işi bitiyor. Tekrar taputun içerisine, musalla taşına, musalla taşına yerleştirildikten sonra er kişinin yetine, evet, er kişinin yetine deniyor, Allahu Ekber ve selamla biten bir cenaze namazı. Gözyaşları içerisinde ağlayan çocuklarımız ve sevenlerimiz, artık babamızı yolcu yapıyoruz son görüntülerini görüyoruz, diyorlar, tekrar bizi yeşil arabaya koyup, hangi mezarlığa gideceksek nasip olursa, oraya götürüyorlar. Bir daha eve dönüş yok, fabrikaya dönüş yok, eşe ve çocuklara dönüş yok. Neticede, araba bir mezarlıkta duruyor, bugün olduğu gibi. Araba mezarlıkta durunca, Arabadan dostları indiriyor. Mezara iniyor bizim çocuklarımız. En çok bizi seven, iş bilir kardeşlerimiz, yavrularımız. Verin babamı, verin annemi toprağa koyayım der gibi. Ve neticede bizi toprağa koyuyorlar. Sağ omuzun üzerine çeviriyorlar. Arkamızı toprakla besliyorlar. Üzerimize tahta veya betondan kapaklar koyuyorlar. Neticede küreklerle topraklar atılıyor. İşte ölüm dediğiniz böyle bir şeydir. Dünyadan ayrılış böyle bir şeydir. Şimdi bu toprağa koydukları insan ben olduğumu düşünelim. Her birimiz biz olduğumuzu düşünelim. Bizim için ne muhimdir? Önemli olan nedir? Bize gittiğimiz yerde aradığımız, arayacağımız lazımdır deyip düşündüğümüz ne vardır? kimse fabrikasını düşünmez. Kimse eşini ve çocuklarını düşünmez. Kimse işini düşünmez. Hiçbir şey düşünmez. Sadece kendi yolculuğunda ne götürüp ne götürmediğini, hazırlık olup olmadığını bilir, düşünür. Ona göre dertlenir veya sevin, sevinmiş olur. İşte kıymetli dostlar, böyle bir yolculuğu Cenab-ı Hak Kıyamet Suresinde anlatıyor. Hadis-i şerifimize geliyorum diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sonuç itibariyle ölüm gerçekleşecek. İdamate İbnu Adem Adem oğlu öldü. İn kata amelu, Ölünce defterde kapanıyor. Kiramen katibin artık bizim görevlerimiz bu insan ile ilgili bitmiştir. Defterleri dürdük. Defterler Efendim sahibinin iyi veya kötü oluşuna göre teslim edilecek yere teslim edilir. Görevli melekler teslim ederler. İnnel ebrara lefî naîm ve innel fuccâra lefî cahîm. İyilerin vardığı, kötülerin vardığı yerler ayrıdır. İyilerin defterlerinin teslim edildiği yer ayrıdır. Kötülerin defterlerinin teslim edildiği yer ayrıdır. Evet işte bu durumda insanoğlunun amel defteri kapanınca artık ona ne iyilik ne kötülük intikal etmez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki amel bitmiştir. Artık bir şey yazılmaz. İlla min thelâthin. Üç şey vardır ki o hala kişi öldüğü halde, mezarda çürüdüğü halde, toprağın altında olduğu halde sanki hayattaymış gibi amel defterine şakır şakır yazılır. Nedir bu? Birincisi sadakatin cariyetin. Cari olan devam eden bir sadaka bırakmış geride. Dolayısıyla o sadaka devam ettiği sürece fakirler, yetimler, yoksullar, Müslümanlar, insanlar, hayvanlar o sadakayı cariyeden istifade ettiği sürece aradan bin sene de geçse amel defteri hala açıktır. 500 sene geçse hala açıktır amel defteri. Dolayısıyla kıymetli dostlar bir sadakayı cariye bırakma kültürü bu hadisi şerife dayanarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar hep Müslümanlarda ola gelmiştir. Binaenaleyh şöyle düşünelim. Fatih Camisi'ne gidiyoruz. Sultanahmet Camisi'ne gidiyoruz. Bir namaz kılıyoruz. Edirne Selimiye Camisi'ne gidiyoruz. Bir namaz kılıyoruz. Şimdi bizim kıldığımız namazdan bir sevap alıyoruz. Bir sevap aldığımız gibi o caminin bugünlere gelmesinde, o cami-i şerifin arsasında, binasında katkısı olan insanların defterleri şakır şakır orada kılınan her namaz, okunan her Kur'an, çekilen her tesbihten nasibini almış oluyor. Bu bakımdan sadakayı cariyeler amel defterinin açık kalmasına vesile oluyor. Şunu siz kardeşlerimle çok net bir şekilde paylaşmak isterim. Camiler, mescidler Allah'ın evleridir. Onlar yeryüzünün en şerefli mekanlarıdır. Ülkemizde kullanıldığı şekliyle beraber söylüyorum. Camilerle medreseleri karşılaştırdığımız zaman camide beş vakit namaz bazılarında beş kişi, üç kişi, on kişiyle kılınıyor. Amin. Medreselerde ise 24 saat talebelerin sirkülasyonu vardır. Okuması vardır, kılması vardır ki onların teneffüslerdeki oynaması bile nasıl ki nevmul alimi ibadetün alim olan insanın uykusu da ibadettir. Bu Kur'an'la meşgul olan talebelerin oynaması da tesbih gibi, zikir gibi ibadet sayılır. Dolayısıyla rahmetli İhsan Efendi hocamızdan dinlemiştim. Dedi ki Allah dostlarından birisi bir yerden bir yere sefere giderken bakmış ki bir yere nur yağıyor. Gökten nur yağıyor. Hemen yolunu çevirmiş bu nur yağan yer feyizli bir yer gideyim orayı bir ziyaret edeyim demiş. Bakmış ki bir medrese. Medreseye yaklaşınca kapının deliğinden bakmış içeride gürültü var çocuklar oynuyor. Böyle affedersin köpek oyunu diyorlar ya ağzına bir şey takıyor falan birbirine hırmırı falan yapıyorlar işte oyun oynuyorlar. Bu şimdi kapıyı açınca aksakallı yaşlı pirifani birisi içeri girince öğrenciler talebeler hemen esas duruşa geçmişler saygı ve hürmet etmişler kenarlara çekilmiş bu demiş ki onlara evladım siz oynayın oynayın hiç istifinizi bozmayın. Eğer siz oynarken bu kadar rahmet, bu kadar nur yağıyorsa, ya ders çalışırken ya namaz kılarken size inen rahmetin haddi hesabı olmaz. Sizin bu halinizde berekettir demiştim. Şimdi kıymetli dostlar bu vesileyle sadakayı cariyeler içerisinde çalışan aktivitesi yerinde efendim güzel programlarla beraber yürüyen medreseler, Kur'an kursları gerçekten çok güzel birer sadakayı cariyedir. Bu binanın yapılmasında ilk aşamalarında Kardeşlerimiz hatırlarsınız birçoğunuz şu ifadeleri ben hep kullanmıştım. Bir bina yapmak kolaydır. Bir kişi kalkar şöyle bir bina yapabilir. İki tane bina yapıp teslim edebilir. Yapmak kolaydır. Bunu yürütmek çok zordur. Talebesini bulacaksın. Efendim e, demirine göre şerbet vereceksin. Bugünkü nesli evimizde bir tane iki tane çocuğu idare etmekte zorlanıyoruz. Bugünkü nesli gerçekten çok şımarık yetişmiş, el bebek gül bebek yetişmiş bu nesli bir gün değil otur bakayım sabahtan akşama kadar ders çalış ders çalış ders çalış ezberle getir ezberle getir zor bir iş kolay bir iş değildir. Allah'ın yardımı olmasa bereketi olmazsa bu mümkün değildir olmaz. Şimdi bir de bugünkü nesle baktığımız zaman sadece çocuklar değil anneler babalar da derdi çekilmez hale gelmişlerdir çocuğunun kulağına dokunmayacaksın. Asla çocuğa niçin dersi yapmadın diye sesini bağır, yükselterek e, çağırmayacaksın, bağırmayacaksın. Çocuğun moral ve motivasyonu bozmayacaksın. E kardeşim bu çocuk evliya değil ki. Sabahtan akşama kadar tespih çeker gibi Kur'an çalışması öyle kolay mı? Gel sen çalış bakalım. Yani gerçekten bu zor bir şeydir. Ama e, binaları yapmak dediğim gibi daha kolaydır. Bunları yürütmek daha zordur. Sizlerin dualarıyla ve gerçekten çok dua eden insanlar vardır. Bu dua eden insanların dualarıyla, himmetleriyle, büyüklerimizin himmetleriyle bu işler yürüyor. Rabbim kıyamet sabahına kadar bu müesseselerin ihlaslı samimi hoca efendilerle, talebelerle dolup taşmasını, ülkemize ve cihana nur saçmasını nasip eylesin diye dua ediyorum. Bu konuda ee, şöyle bir anekdotu, şöyle bir kısayı paylaşmak istiyorum. Zaman zaman paylaştığım bir kısaydı. Yıllarca önce bir kitapta efendim kısaltarak söylüyorum. Bir tüccarın çoluk çocuğunun İran İsfahan şehrinde çoluk çocuğunun kendisini öldükten sonra hatırlamayacağını kanaat etti. Bir takım tecrübelerden sonra ondan sonra demiş ki en son eve e, güzel gıda malzemeleri getirip karpuz kavun getirip gel, gel hanım demiş. Şöyle çoluk çocuk şunu bir yiyelim falan demiş. Ondan sonra demiş ki hanım demiş ya ben demiş gündüz çıkıyorum ticaretime gidiyorum akşama kadar burada olmuyorum. Siz sevdiğim insanlarsınız sizden ayrı kalıyorum. Akşam yorgun geliyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Yine sizi göremiyorum. Sabah gidiyorum akşam geliyorum. Bu manzara böyle devam etmez. Canım sıkılıyor. E Peki ne yapabiliriz diyor. Diyor ki İsfahan'da falanca yerde diyor satılı bir yer var diyor. Orasınız bahçe vardır. O bahçeyi satın alırsak biz orada meyvelerimizi hep beraber üretiriz, satarız. Hep beraber oluruz. 24 saat beraber oluruz. Tamam diyor o zaman orasını alalım diyor. Ama diyor benim paralarım yetmiyor diyor. Altınlarını bana borç ver diyor. Ben diyor niye borç vereceğim? Al sana hibe olsun diyor. Yeter ki sen böyle bir yer al. 24 saat biz beraber olalım. Neticede altınlarını alıyor bozduruyor. Kendi paralarını ilave ediyor, gidiyor. O bahçeyi satın alıyor. Bahçeyi satın alır almaz eve gelmeden doğru vakfiye gidiyor. Diyor ki ben şu bahçeyi satın aldım, tapusu budur. Bunu kabristan olarak vakfediyorum. Ağaçlarını, meyve ağaçlarını isteyenler alsın, kendi bahçelerine diksin. Burası da kabristan olarak vakıftır. Vakfiye de bunu tescilini yapıyor. Tescilini yaptıktan sonra vakfiye şeyler ilan ediliyor. Falanca bahçenin ağaçları almak isteyenlere aittir. Bahçenin kendisi kabristan olarak tescil edilmiştir diye. Şimdi evine gidince biz bahçeyi satın aldık dedi. Evdekiler de bayram ettiler. Aradan bir süre geçince gidelim bahçemizi görelim dediler. Ailece geldiklerinde bahçedeki ağaçların sökülmekte olduğunu, insanların burada ağaç sökmek için bir yarış içerisinde olduklarını görmüşler. Aa demiş bizim bahçedeki ağaçlar sökülüyor ne oldu falan. Demiş hanım sakin ol sakin ol. Devlet var, devletin efendim zabıtası var, polisi var. Derdimizi anlatırız demiş. Sen canını sıkma, bakarız çaresine. Eve dönüyor. Diyor ki hanım hatırlar mısın diyor. Şöyle şöyle maceralar oldu. E ee? diyor. Ben diyor en son düşündüm ki beni eşim ve çocuklarım böyle kısa zamanda unuttuklarına göre yerken, içerken, gezerken, tuzarken beni unuttuklarına göre ben ölürsem hep de beni unutacaklar. Halbuki ben bunların nafakasını temin edeyim diye evlendireyim, ev sahibi yapayım, park sahibi yapayım diye gece gündüz dolaşıyorum, ibadetlerimi aksatıyorum, cemaati aksatıyorum, zikrimi aksatıyorum, Kur'an'ımı aksatıyorum. Ben de düşünüyordum ki benim bu eksiklerimi çocuklarım, eşlerim ben öldükten sonra arkamdan gönderdikleriyle telafi ederler. Ama anladım ki siz bir günde beni unuttuğunuza göre aradan yıllar geçerse beni hepten unutursunuz. E demiş, karar verdim dedi, ben dedi bu arazi aldım vakfettim dedi. Ee, benim altınlarım ne olacak dedi. Ben dedi senden borç istedim. Sen hibe ettin, hibe etmeseydin bana ne? Onlar da gitti dedim. Şimdi kitapta bunu anlattığı yerde diyor ki bu zat altı ay sonra falan bir seneyi bulmayan bir zaman içerisinde vefat ediyor. Vefat ettikten sonra dostlarından birisi bunu zuhuratında rüyasında görüyor. Bakıyor ki öyle bir gül gülistanlık içerisinde ki. Öyle bir yeşillik içerisindeki hiç görmediği güzelliğe sahip. Ona şöyle soruyor. Min eyne vecette hâdâ. Nereden buldun bu güzelliği? Nereden buldun bu bağ bahçeyi? O da cevabına diyor ki وَقَفْتُ فِي الدُّنْيَا بُسْتَانِي فَوَجَدْتُ هَذَا min Rahmani, Dünyada bostanımı vakfettim. Rahman Teala da bana burasını verdi. Diye cevap verdi. Şimdi kıymetli dostlar elbette kabristan olarak vakfetmek güzel bir şeydir. Sadakayı cariyedir. E, camiler, kabristanlar, bunlar umumi insanların istifade ettiği yerlerdir. Bunların içerisinde belki en güzellerinden birisi efendim bu gibi müesseselerdir. Bu vesileyle insanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanıyor ama sadaka cari olunca şakır şakır yıllarca zaman geçtiği halde çalışmış oluyor. İkincisi, ev ilmin yuntafa'u bihi faydalı bir ilim al bir insan bırakmış ise geriye o ilim devam ettiği sürece kuşaktan kuşağa intikal ettiği sürece efendim o insanın amel defteri hala açık kalır. Şimdi diyelim ki benim size okuduğum bu hadisi şerifi bana öğreten bir hocam vardır. Ona öğreten hocası vardır. Ona öğreten hocası vardır değil mi? Böyle yani sonuçta bu bir ilimdir. Ayetler, hadisleri bir ilimdir. Bu bende başlamadı ki. Bana birisinden geldi, ona da bir başkasından geldi. Dolayısıyla bu ilim ne yapıyor? Devam ediyor. Bu ilim devam ettiği sürece bu ilmin devamında katkısı olan bütün insanlar ne yapıyor? Bundan amel defterine yansıyor. Evvel edin salihin yed'u Üçüncüsü bir insan salih bir evlat. Harama helale dikkat eden, faize, yalana, zinaya sırtını çevirmiş. Helale dikkat eden, zekatını veren, ibadetini alnını, alnını secdeye koymayı şeref kabul eden bir evlat geriye bırakmışızdır. Bu evlat babasına, anasına dua ettiği sürece dua etmesi şart değildir. Yani bu zaten bunu yapacaktır. Onun için dua kelimesi kullanılıyor. Kıldığı her namazda, yaptığı her iyilikte onun amel defterine ibadetler yansırken anasının babasının defterine de yansıyor. Çünkü onu bu yola yetiştiren, bu yol ile yetiştiren, bu yola sevk eden annesi ve babasıdır. Bu vesileyle biz biraz önce Kıyamet Suresi'nden okuduğum gibi bir gün gelecek Azrail Aleyhisselam ayaklarımızın altından gıdıklamaya başlayacak ve neticede can hulkumdan çıkacak. Can hulkumdan çıktıktan sonra bu üç tane sadı, e, amel defterimizin açıkta kalmasını sağlayacak üç unsuru her birimiz ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Çünkü e, kasada gördüğümüz para, hesapta gördüğümüz paranın bize ait olduğunu zannederiz. Gözümüzü yumduğumuz zaman bir kuruşu bizim değildir. Bir kuruşu bizim değildir. Ama bu dediğimiz, yani salih bir evlat geride kaldığı zaman, veya faydalı bir ilim geriye kaldığı zaman veya sadaka-i geriye kaldığı zaman hala bizim, her şey bizim. Çünkü bizim amel defterimize durmadan yazılıyor. Düşünün ki 100 senedir, 500 senedir sadaka-i cariyelerle ahirete intikal eden insan sanki 500 sene yaşamış gibi amel defterine durmadan yazılıyor. Bu insan ahirette zengin olmayacak da ben mi zengin olacağım? Bu vesileyle bu kurumlarımızın her türlü nazardan, kazadan, beladan, elemden, kederden muhafazasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu meselelerin yapılmasında ve devamında bu günlere gelmesinde bu mutlu anı yaşamamıza zerre kadar emeği geçen temelinde, inşaatın yapılmasında, demirinde, çimontosunda, sınıflarında, şadırvanında, halısında, elektrik malzemelerinde, A'dan Z'ye kadar zerre kadar emeği geçmiş kardeşlerimize Cenab-ı Hak dünya ve ahiret saadetleri ihsan eylesin. Kıyamet sabahına kadar amel defterlerinin aşık kalmasına vesile eylesin. Ahirete göçmüş olanlarına da garık aygarık rahmetler eylesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Dünya ve ahiret saadeti bizimle beraber olsun. Eşlerimizle, aile bireylerimizle beraber olsun. Yüce Rabbim her birimizin sıkıntılarını izale eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, hususan bu meseleselerin bu günlere gelmesine vesile olan kardeşlerimizden, ahirete intikal edenlerin ruhları için, hayatta olanların da bütün geçmişlerin ruhları için ve belaların da defurafu izalesi için, bu salgın hastalığın da defurafu izalesi için, Allah rızası için el-Fatiha.